Evet dostlar, şimdi burada hakiki Hatay usulü çiğ köfte. Kim yapıyor? Masamız da kim yapıyor? Bu bulgur özel bulgur mu? Evet. Köftelik bulgur. Köftelik bulgur. Köftelik bulgur. Bunu, bu çömleğin özelliği ne? Köfte daha güzel yoğruluyor. Şimdi herkes tepside yoruyor bunu. Evet. Olmuyor mu onda? Olmuyor. Bunda daha lezzetli olur. Ama sen demin söyledin ya, bunda yapılmasının sebebinin başka bir nedeni var diye. Olmadı. Evet dostlar, şimdi bu Hatay çiğ köftesinin özelliği, kurutulmuş biber haşlanıyor. Salça kullanılmıyor. Onun yerine bunu koyuyorlar. Doğru mu? Evet. Evet. Ve kıyma kullanmıyoruz. Kıyma kullanmıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz? Bu şekilde. Genelde taşla dövülüyor bu Hatay yöresinde. Bu taşla mı dövülmüş bu? Hayır, bu makine atar. Anlatsana robotta. Bu robotta dövüldü. Genelde taş üzerinde dövülüyor tokmakla. Bekle. Anlat bakayım şimdi. Genelde tokmakla taş üstünde dövülüyor. Damarları seçiliyor. Bu hale getiriliyor. Evet. Tabi buradaki imkanlar dolusunda makinede robottan geçirdik. Bu da kuyruk yağı altındaki. Aha. Bu da normal et, kırmızı et. Şimdi bunun işlemleri bulgur, bu biber, reyhan, tuz. Bu kadar. Güzelce çömleğin içinde. Bu toprak çömlek. Sebebi? Sebebi toprakta daha iyi bulgur eziliyor. Fazla su kullanmadan. Normal çiğ köfte kendi kıvamını, yani su az kullanılarak normal haline alıyor. Macun su kıvama geliyor. Orası toz altı. Ya kameramanı yapayım mı? Ama Berent orayı alsın. Şu akşam içecek şimdi. Tak artık. Şimdi de kameramanı yapayım. Açıklıydı mı? Bakayım. Yok, açıklıydı. Ben bırakayım. Bunun etini alırken nasıl alıyorsun? Yağsız mı? Evet. Orta yağlı mı? Yağsız. Sıfır yağ. Sıfır yağ. Babanın da şey, kuyruk eti sürsen. Ney? Ney? Yamuk düştükçü ney? Fenomen Aras. Yine çıktın videoya vallahi sesinle. Aras'ta mı öyle röportaj yaptın? Aras da röportaj istiyor. Bir de Aras'ı da getirin. Aras da röportaj yapsın. Bak, görüyor musun? Alaş. Onu. Abi tadına bas. Alaş. Alaş. Yes. Sen de mi çiğ et yiyorsun lan? Uzal işte. Lan kuyruk yağı var lan bana. Hey İbrahim. Sen bunu görseydin İbrahim. Lop lop atıyordun yağlar. Kuyruk yağını bırak, iç yağını atıyor. Hakikaten kuyruk yağı mı yedi? Evet. Hayırdır bitmişler. Bu da damla. Ekmeğin ağzını sardı, verdi, yedi onu. Bu da gülüyor. Senin ne anlıyorsun da gülüyor? Acı o. İşte içinde biber var. Baba, ben ilk daha kuyruk süreceğim. Ne zamandan beri bekliyorum? Tamam, sürerim zahmet. Bak, acele etme. Ay, Allah sizi ne yapmasın. Abla ne olacak ya? Çocukları felaket alıştırmış ya. Ahmet abi, kuyruk mu dedi? Cam yutamadı. Ya gitti bile. Gitti mi? Yalamadan yutuyorlar. Siz sen görmedin İbrahim. Yok, görmedim. Size sade mi yiyeceksiniz? İç yağını, çember yağını. Bir şey sürmüş müsün? Tabak vardı ya. Abla köpük tabaklar burada mı? Neyle? Köpük tabak. Evet evet. Çocukları da alıştırmış. Çocuklar da iyi yapsın. Kuyruksuz da yiyebilirsin çünkü. Genelde dayalı olacak orada. Lan tamam, Çimim diyorum sana. Çimim. Nereye yapıştıracaksın şimdi onu? Tavan da yok. Tavan yok.
Ağaca. Anne alın. Ama şimdi kuyruk var da bu arada. Hayır yok. Tuzu çok az. Tuz az mı? Hı hı. Bana bir de sen bak, annem bir de bana ver. Hı. Ahmet. Güzel mi? Ama lütfen şeyden daha güzel değil mi? Ya. Çiğköfte de böyle olacak. Cıvık cıvık oluyor şey. Orijinali bak şimdi. Ne olacak? Ben yiyemiyorum mesela çedik çiğköfte. Böyle mercimek köftesi gibi biraz sert olacak. Ya biz bunu yoğururken bir saat yoğurduk ya. Baksana bu hazır bile değil mi? Yarım saat sürmedi ya. Evet, ki biz şimdi siz yiyeceksiniz diye fazla yoğurdum ben. Normalde bu kadar yoğurmazlar bizi. İşte o şeyin çömleğini de. Evet. Şeyinden kaynaklanıyor. Peki şey yapıyor mu? Doğru çömlek söyleyeyim. Olduğu için yoğurdukça çömleğin tabanını ısıtıyor mu sürttükçe? Evet. Pişirmesi diyor. İçin evet, değil mi? Evet diyor. Hayır bir de tırtıklı şey olduğu için. Hayır bak onu böyle sürttükçe tabanını kaymadığı ısıtıyor. Kaymadığı için ezdiriyor. Ulan hepiniz usta oldunuz 2 dakikada be. Yani şey... yorum yapıyoruz. Ama ben gene mantıklı oluyor. Bir şey söyledim. Tamam, isıtıyor. Sürttükçe, sürttükçe. Ver bir tane icra bir ver. Ver bana. Güzel hepsini yemezsin. Bana versene yersin. Bak şimdi. Beren abi de ver bir tane. Kolay be, yapma. Be. Beren. Sen bence o çiğ... Su var mı su? Ah Ayşegül yandı. Niye? Babir eder anne arasana yapın. Olur. Alayım hani. Bir şey çıktı abi. Bekle. Tuzlu mu eksik? Baharat, baharat yok mu? Var. Acı çok güzel. İlk yerken baharat gelmiyor, sonra sonra çıkıyor. Bak, şimdi geldi. Tuttuktan sonra zamanında kalıyor. Çiğ köfte, sen bana bakayım mı? Hıh.